Bu haftanın ikinci sorusu Burak Bey'den. Şimdi bu sorular bitmiyor arkadaşlar. Hani bu soruları şimdi şöyle yapalım. bir paket haline getirmeye çalışayım. Bir saniye bekleyin. Şimdi Burak Bey bana şunu sormuş. 3ds Max için en iyi ve en verimli render programı nedir? Şimdi Burak Bey'e şey yetmemiş. Ben en iyi render programının sorun sorulmaz öyle bir soru olamaz diyorum ya kime göre neye göre iyi. Burak Bey o yetmemiş iyi olacak bir de verimli o da olacak. En verimlisi de olacak. Burak Bey kötü haber. En iyiler genelde verimsiz olur. Yani e, bir şeyi küçük bir payla bile daha iyi hale geliyorsa e, şöyle örnek vereyim size. Mesela otomobil olabilir bu ya da mesela çok e, biraz da işin içinde presabonun olduğu kulaklık sektörü var biliyorsunuz. Hi-Fi sistemler var işte audiophile'ler için vesaire. Şimdi siz belirli bir para ödeyerek daha iyisini alıyorsunuz ya. E ee, verimliliği işte verdiğiniz paranın karşılığının ne kadar sizi ileri gö götürdüğüne göre düşünelim. Yani 10 lira veriyorsunuz, 10 kaliteli kulaklık alıyorsunuz. 20 lira veriyorsunuz, 20 kaliteli kulaklık alıyorsunuz ya mesela. Kalite yükseldikçe yani verimli değil de iyi olma durumu yükseldikçe 20 lira verdiniz ya. 20 liradan sonra 30 lira verdiğinizde aldığınız kulaklık 25 iyi olur. 40 verdiğinizde 27 iyi olur. 50 verdiğinizde 27 buçuk iyi olur. Yani ödediğiniz, şöyle söyleyeyim para gibi düşünmeyelim, harcadığınız kaynak karşılığında aldığınız performans sürekli azalır. O yüzden en iyi olan şeyler verimsizdir. Hani aşağı yukarı böyle söyleyeyim. Genelde tabii ki. Sizin sorunuzun güzel tarafı şu, ben bu soruyu niye aldım, niye cevaplamak istiyorum? asıl normalde ben bu soruyu hani bu en iyi ve en verimli render programı nedir diye sorsanız zaten ben size şeyde bir cevap YouTube'da yorumunuzun altına verdiğim cevapta şu videomu izleyin dedim geçtim. Hani en iyi programın nasıl belirlenebileceği sizin için en iyi olan programın nasıl belirlenebileceğini belirlem çalışabilmeniz için gözlemleyebilmeniz için zaten bir şeyler paylaştım ben sizinle. Ama sizin sorunuzun şey tarafı güzel. Ee, 3ds Max'in içinde gelen render iç mekan tasarımında yetersiz mi diye sormuşsunuz. Tabi burada da aslında şöyle bir şey var. 3ds Max içerisinde, şimdi mesela gelin sizin için hazırladığım dosyayı açalım. Şöyle Max dosyamız var. Şimdi işte 3ds Max'in içinde de bir render programı yok. Hani aslında bir sürü Scanline var, Arnold var vesaire. Hani tek değil. Mesela sorunuzda bu eksik de var. Bir de arkadaşlar hep söylüyorum. Alınmaca, gücenmece yok ama sektöre çok yabancı, sektörle ilgili çok da bilgisi, bilginiz yok demektir en iyi program diye bir şey soruyorsanız. Hani belki yanılıyorumdur, belki siz yıllarınızı bu işe vermişsinizdir ama o zaman bir eksiğiniz var demek ne yazık ki. Çünkü bakın bunu yine samimiyetle söyleyeyim meksimiz açılırken. Görselleştirme işi yapan insanlar en iyi program diye bir sohbet etmezler. Programların ayrı ayrı artılarını, eksilerini konuşurlar. Hatta program bazında değil. Yani sen işte ya ben bak Corona'da şöyle bir özellik varmış, çok güzelmiş. Şöyle faydalanıyorum der bana. Benzer işler yapan bir arkadaşım. Ben de derim ki ya Corona'nın özelliği güzel ama Vire'ydi ben şundan işte şu özellikten çok faydalanıyorum. O benim işime geliyor derim. Anladınız mı? Hani Corona mı iyi, Vire mi diye iyi diye konuşmayız biz. Hani çok samimi söylüyorum. Çünkü o günlük değişiyor, güncelleniyor. Şimdi işte bu soruları Normalde cevapsız bırakıyorum ama sizin için şöyle küçük ben de işte mesela 3ds Max'in kendi iç render programlarında deneyim yap, hiç deney yapmadığım için ben sizin sorunuzu bu konuda biraz daha kültürlenmek için bir amaç olarak şey pardon araç olarak kullandım. Yoksa sizin sorunuz arka cevap verilebilecek bir soru değil bu soruya cevap vermediğim zaten defalarca söyledim. Ama şey tarafını biraz daha spesifik detay içeren sorunuz için. 3ds Max'te şöyle basit bir sahne oluşturdum bir çaydanlık için render sahnesi. 3ds Max'in içinde birden fazla şey var dedik ya. Ee, söyler misiniz? Render programı bir tane değil. İşte bakın şurada görüyorsunuz Quicksilver var, Art var, Scanline var, View var. Yani View neyse artık View File bu benim kültürümün dışında bir şey. Bunda özel bir durum var gördüğüm kadarıyla. File dediğine göre bir dosyadan alıp ee, hiç sahneyi açmadan render alıyor gibi bir sistem var muhtemelen. Ama işte sizin kastettiğinizi düşündüğüm yine şuradaki Arnold Render. Yani 3ds Max'in son zamanlarda getirdiği biraz daha becerikli olan render motoru. Şimdi bakın Arnold da zaten bunu çalıştım. Tabii şu anda render almayacağım. Ama sadece ne yaptığımı hani sizin sorunuz için benim ne yaptığımı anlatmak için bunu yapıyorum. Şimdi Arnold'la çalıştığım zaman burada benim bu cevabımda lütfen şunu aklınızda bulundurun. Ben sürekli Arnold'la çalışmıyorum. O yüzden Arnold'ı benim yaptığımdan benim eleştirilerime olacak şimdi. O eleştirileri bertaraf edecek bilgiler veya da yetenekler olabilir. Ben Arnold'da yıllardır çalışmadığım için onu bilemem. Ama şunu yaptım. Arnold'da çalışacağımız için bir Arnold ışığı çevresi ışık kullandım. Dome Light. Bir Arnold ışığı da normal dikdörtgen ışık kullandım. Ki zaten bakın bu bilgileri ben peki bunları nasıl kullanabiliyorum bir anda? Çünkü arkadaşlar render alma işi Programdan bağımsız belirli bir genel yapı bilgisiyle oluyor zaten. Yani Arnold ışığını nereden bildi? E çünkü ışık yapmayı biliyorum genel anlamda. Arnold'daki karşılığını buldum. Ha bulamadığım şeyleri konuşalım. Şimdi hem Arnold'ın ışık komutlarındaki mekanikleri biraz farklı, daha da farklı olanı render ayarlarında Arnold renderer'ın ayar e terminolojisi benim hakim olduğundan farklılaştığı yerler var. Yani Mesela Vire ile Corona'nın ayarları benzerdir. Çok şey olmadan yaparım. Çok zorlanmadan yaparım ama Arnold'da arkadaşlar biraz böyle yine tabii ki görselleştirme terimleri var. Hani yine şey değil. <laughs> Çok pardon. Yine böyle tamamen uzaydan gelmiş şeyler değil ama bazı kritik terimleri bulamadım. Onun yerine başka şeyler kullanmış ya da başka kelimeler kullanmış. Neyse yani sadece daha iyi ayar yapılabileceğini unutmayın. Ben Arnold'ı hiç kullanmamış birisi olarak dün açtım ve bir render aldım. Ve benim Arnold'ı, benim Arnold'a karşı düşüncem negatif oldu. Bunun sebebi şu. Önce pozitiften başlayalım. Aldım aldığım render şu. Görüyorsunuz. Şöyle bakalım. Çok kötü bir render değil. Tabii ki çok basit bir malzeme yaptım. Öyle iyi malzeme yapmaya vesaire çalışmadım. Max tarafına dönersek de yine Arnold ile çalıştım. Yani şey değil v Material vesaire kullanmadım. Arnold'ın Surface Material'larını kullandım. Ki dediğim gibi hayatımda ilk kez. Ve peki bunu niye yaptım? ya yani bu çalışmayı madem ben Arnold bilmiyorum bu çalışma bize ne sağlayacak? Şunu sağlıyor. Ee, bu görüntüyü hesaplayabiliyorsa Arnold, bakın yansımalar, ışıklar, karşıdaki yansıma, genel hani görüntü hal. Yani Arnold kaliteli görüntü oluşturabilen bir render programı belli. Hani problem yok. Hani Arnold'da da gayet kaliteli işler yapılabilir. Ama şöyle bir problem var. Hani benim sıkıntı olarak gördüğüm kısımlara gelelim. Bir kere verimli çalışmıyor gördüğüm kadarıyla. Yani yavaş. Bu renderı sanki V-Ray'de çok daha hızlı alırım diye düşünüyorum ben kendi bilgisayarımda. Artı Arnold'la çalıştığım zaman 3ds Max'in standart frame buffer'ını kullanmam gerekiyor. 3ds Max'in standart frame buffer'ında da V-Rain frame buffer'ından gelen e, ve işimi kolaylaştıran pek çok özellik yok. Yani e, history kısmı olsun, post prodüksiyon kısmı olsun. Buralarda benim gördüğüm kadarıyla zaten yıllardır kullanmıyorum. Yani şey 3ds Max'in frame ile iş yapmışlığım yok benim hayatım boyunca. Hep v ile çalıştık. Ya da işte Corona'nınkini gördük ara ara. Gördüm ara ara. Yani 3ds Max'in standart frame buffer'ının getirdiği sınırlamalar var ve bunlar gerçekten iş akışını bozacak şeyler. Ve dediğim gibi verimsizlik anlamında da Arnold'da render almaya çalıştığım zaman şu oldu. Şöyle yapalım. Arnold tamamı güzel görüntü oluşturuyor. Arnold'da iyi render çıkar ben buna ikna oldum. Ama hem frame buffer'ın yeteneklerinin kısıtlı olmasından dolayı daha zorlu bir süreç olacak belli hem de Arnold render almaya başlarken belki işte bir şekilde ayarlanabilir vesaire ama çok fazla bir anda bütün remi doldurdu. Hani işte dedim ya biraz verimlilikle ilgili sıkıntılar var gibi görünüyor. Bir anda bütün remini doldurdu bilgisayarın sonra işte kendini biraz geri çekti. Ya bir tane çaydanlık render için 32 GB dolmamalı. Hani hadi 32 GB doldu o zaman hızla hani bunun bana bir dönüşü getirisi olması lazım hız olarak vesaire. Ama yavaş da aldı. Hani benim gözlemlediğim kadarıyla aynı renderı Vire'ye ya göre yavaş da aldı. Ha, oturup birebir ölçüm yapsak daha iyi olur tabii ki. İşte bir de şunu yaptım. Arnold'a karşı negatifim mi şu anda? Ee, bir de işte geldik. Ee, benim size o videoda da gösterdiğim gibi. Arnold'la yapılan diğer işlere bir göz attım. Hani işte Behance'e gittim. Behance'de araç olarak işte 3ds Max Arnold yazıp yapılan işlere bir baktım. Zaten kullanım yaygınlığı çok fazla olmadığı için yani şimdi burada kötü kötü iş işte mesela şöyle bir iş var. Bu tabii ki hani zaten direkt e, çok kötüymüş dedirtecek bir iş. Ama burada tekil iş üzerinden yorum yapmamak lazım. Çokça bakmak lazım. Hatta ben şurada bir iki tanesini şey yaptım. Ayırdım. Mesela başka programlarda araya alıp kullanmadıysa eğer burada araçlarda sadece Maya ve Arnold denmiş. Bu arada render motoru ikisinde de aynı becerilere sahiptir genelde. Maya'dan kaynaklı başka beceriler tabi devreye girmiş olabilir. Ama görüntü kalitesi bakın yine düzgün bir render Arnold'la ortaya çıkarılabilmiş. Şuna bakalım bu neymiş? Ha mesela bakın görüyorsunuz Arnold'la el yüzü düzgün bir görüntü. 3ds Max ve oluşturulabilmiş. Ama çok iyi, çok çok iyi top seviye bir iş değil. İstenilirse yapılır gördüğüm kadarıyla ama çok da gerek olmadığını düşünüyorum. Özellikle frame buffer'daki yetenek sınırlamasından dolayı. Şimdi Türkiye'de de arkadaşlar şöyle bir detay var. Orayı da konuşalım. Şimdi normalde yurt dışında olsanız Arnold'ı özellikle neden kullanırsınız? Bu yine benim utanarak konuştuğum kısımlardan hep konuştuğumuz bir şey. Çünkü Max'in lisansını ödeme şansınız yoktur. Ücretsiz bir çözümle iyi iş yapmanız gerekiyordur en azından kariyerinizin o kısmında. O zaman Arnold'ı alır ne yapalım ya bu negatif tarafları var ama sonuçta iş ortaya çıkarabiliyor diye kullanırsınız. Şimdi Türkiye'de herkesin Vire'yi, Korona'yı çaldığı bir ortamda, çalarak kullandığı bir ortamda yurt dışında böyle bir opsiyonunuz da yok biliyorsunuz. Suç ve suç o suç olarak da cezalandırılıyor. Türkiye'de sözüm ona suç, belki de suç bile değil yani şöyle yasayı iyice bir didiklersek kimse de takip etmiyor koca koca şirketler bile korsan kullanıyor e öyle olunca da diğer insanlar hızlı hızlı daha verimli şekilde vire ile çalışırken sizin etik ki çok güzel bir etik değer ben buna özel videom var benim korsan program kullanmak üstüne isteyenler izleyebilir ama siz geri kalırsınız sadece. Başkası der ki çalan kişi, vireyi çalarak çalışan ve ülkede bu kesinlikle yadırganmıyor. Ee, ben 5 günde yaparım bu işi şu fiyata yaparım der. Çünkü v ile çalışır daha verimli şekilde daha rahat çalışacak. Daha kısa sürede daha uygun fiyatla işi yapacak şekilde teklif verir. Siz de şey olursunuz ile benim düşündüğüm gibi olur bu da iyice belli olursa. Mesela Arnold'da özel hazır model bulmanız zor. Hani v özel hazır model dünya kadar var gibi. Siz de etik davranırsınız. Ücretini ödemediğim şeyi kullanmam dersiniz. Ama Arnold'la o işi 10 günde yapabildiğiniz için iki katı fiyat vermeniz gerekir diğer insana göre iş yapamazsınız. <laughs> yani ülke şartlarından dolayı aslında yurt dışında olsak zaten veriyi ödeyemiyorsanız Arnold kullanacaksınız demem gerekirken burada Arnold beni hiçbir şekilde tatmin etmedi diyebiliriz. Ve bu ülkenin koşullarında Vireyi alamıyorum diye Arnold kullanmanızı ben tavsiye etmem. Bu benim kişisel tavsiyem.